Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok çok sevdiğim harika bir kek tarifiyle karşınızdayım. Benim gibi kahve severlerdenseniz bu keke bayılacaksınız. Gerçekten kime yapsam bir daha yapsana diyor. Kahve soslu ıslak kek yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Harika kabarmış güzel bir kek. O kahveyi böyle sosunu çekiyor. Of, buram buram kahve geliyor. İnanılmaz bir lezzet. Hadi hemen yapımına başlayalım. 4 tane yumurtayı çırpma kabımı alarak işe başlıyorum. Üzerine de 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar yumurtayla bir güzel mikserle çırpıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Ve 1 su bardağı da oda sıcaklığında su kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir kıvam veriyor su. Şimdi bunları da çırpalım. 2,5 su bardağı un kullanacağım. Her zaman olduğu gibi eleyerek ilave ediyorum katı malzemeleri. Böylece kekim daha böyle pamuk gibi oluyor. 2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası. 3 tepeleme yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu. 1 paket de vanilya. Şimdi katı malzemeleri de düşük devirde mikserle bir güzel karıştırıyorum. Kek kalıbımı da güzel katı yağla yağladım. Katı yağla yağlamanız önemli. Sıvı yağla yağlarsanız yapışır. Bunu unutmayın. Kek daha rahat çıksın diye katı yağla yağlayın. Kek harcımı da döküyorum. Şöyle. Şimdi 180 derece önceden ısınmış fırına gidiyor ve bir güzel pişiyor. Kekimiz fırından çıktı. Oldukça sıcak. Şimdi bir 5 dakika kadar o ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyeceğiz. Biz bu arada kahvemizi yapalım. 1 su bardağı böyle ama 250 mililitrelik su bardağıyla koyu bir kahve yaptım. İsterseniz granül kahve de kullanabilirsiniz. Ben filtre kahve kullanıyorum. Önemli olan koyu kıvamlı böyle lezzetli bir kahve olması. 2 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şekeri de bir güzel karıştırıyorum. Kahvem soğuk, kekim sıcak. Bunu unutmayın. Kek sıcak, kahvem soğuk. Şimdi şöyle kahveyi döküyorum. Bakın hüp diye çekiyor. Bayağı böyle bol bol kahve koyuyoruz ama unutmayın iyice çekecek. Şöyle bayağı koyuyorum. İyice çekti, kekim ılındı. Hemen ters çevireceğim. Normalde tüm keklerde de aynı işlemi yapıyorum ben. Bunun nedeni de tabana doğru böyle nemlenip de yapışmaması. Kekiniz eğer kalıba yapışıyorsa hep bunu yapın. Ilıkken ters çevirin, hemen çıkar. Bakın gördüğünüz gibi duman üstünde, nasıl görüyorsunuz, dumanları tütüyor. Ama kalıbımda hiç kalmadı, görüyorsunuz. Gayet güzel çıktı. Eğer biraz daha bekletseydim o sıcaklıkla kalıba yapışacaktı. İşte kekimiz güzelce soğudu, kahvesini de çekti. Harika görünüyor. Şimdi bir dilim almak istiyorum sizin için. Gerçekten yumuşacık, nemli mi nemli, harika kahve kokan muhteşem bir kek oldu. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bir dilim alayım. Yumuşaklığını size göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, gayet nemli, harika bir kek. Bakar mısınız şunu güzelliğine? İşte muhteşem kahve soslu ıslak kekim hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.